gençlik dedim de bir şey anlatayım, mübalağa kabul etmeyin. Sene 1989, bunu çok duymuşsunuzdur benden. Tekrar duyun. Zararı yok, duymayan vardır gençlerden. Hacca gittik biz davetli olarak. O zaman Muhammed Ali Kılay da bizim ekipteydi, 117 kişi. Ben tabii o Mina'da bir mescit var biliyorsunuz. O mescidin üstünde bize has bir misafirhane vardı, şimdi yıktılar onu. Orada yani kalabalık olmadan 117 kişi değil, 250 kişi alan bir salondu üstte. Çok rahat, herkes sıkışırken biz rahat rahat ibadetimizi yapıyoruz. Benim elimde cevşen var, okuyor. Bir baktım, siyah bir şeyh, Sudan Şeyhülislamıymış eski. Göze, eskiden amaymış, sonradan Allah gözlerini açmış. Beni çağırdı. Gittim dedi, hel ente minel mahrib. Şey misin, Faslı mısın dedi bana. Dedim, la, ana min Türkiye, ben Türkiye'de. Ama konuşmalarım falan sanki Mahribli gibi dedi, yok dedim. Dedi, seninle biraz konuşalım mı? Buyur dedim. O zaman da daha Cumhurbaşkanı seçimine 2 ay var. Yani biliyorsunuz Özal rahmetlinin yani. Dedi ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman dedi. Ben de içimden, 85 yaşındaki ihtiyar, içimden diyorum. Ne alakam var bizim yani Sudanlı bir adam. Dedim, 2 ay var, ne yapacaksınız? Dedi, evladım, istediğiniz bir aday var mı? Var dedim. Kimdir dedi işte. Özal dedim o zaman. Allah rahmet eylesin. Dedim niye soruyorsun? Çok manidar cevap. Çünkü dedi gece namazlarından sonra ve sabah namazından sonra onun seçilmesi için dua edeceğim dedi. Peki niye bu kadar ilgileniyorsun deyince ağlamaya başladı. Benim pasaportum Sudan ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kendimi öyle hissediyorum. Siz alem-i İslam'ın bayrağısınız. Yükselmeden İslam alemi yükselmez dedi. Hüngür hüngür ağladı. Şimdi bu 85 yaşındaki ama adamın kalbine bu milletin sevgisini veren bu kuvvet-i İslamiyedir. Buna sekinet derler.